Benim. Güzel yavrum. Anneciğim çok özledim seni. Ben de seni anneciğim. Ben de seni çok özledim. Mis kokulu kızım benim. Bir tanem. Gelemeyeceksin sandım. Olur mu öyle şey ya? Selim. Çok sağ ol. Keşke daha iyisini yapabilsem. Anneciğim bak. Senin verdiğin bileklik. Çok yakışmış kızıma. Beğendin mi? Anneciğim, ne oldu senin parmağına? Bir şey olmadı ki. Zaten hiç acımıyor ki anneciğim. Sen öpersen geçer. Hoş geldin Ertuğrul. Hoş geldim abi. Hoş geldim ama boş gelmedim. Tam 200 bin lira abi. Güle güle harca. Nasıl ya? Geldi mi yatırımcı sonunda? Yüz bin mi var burada şimdi yani? Aynen abi. 200 bin lira keş. Su geçirmez paslanmaz hesabı. Aslanım benim be. Yaşa. Anneciğim, biz bundan sonra hiç ayrılmayacağız, değil mi? Anneciğim. Bir süre daha burada kalmam lazım. Neden ama? Sen artık evimize gelmeyecek misin? Geleceğim ama... O zaman ben de seninle burada kalayım. Seni nasıl anlatacağız bunu Elif'e? Elifciğim. Sen burada kalamazsın. Neden?
Ben annemle kalmak istiyorum. Annemden ayrılmak istemiyorum artık. Canım benim, bak burada çocukların kalması yasakmış. Anneciğim, burası neresi? Neden çocukların kalması yasak? Anneciğim, sen burada bunlardan mı yapıyorsun? Çok çalıştığın için mi ben burada kalamam? Evet kızım. Biz burada çocuklar için bunlardan yapıyoruz. Burası fabrika mı yani? Söylesene. Fabrika mı burası anne? Hani benim seni yanıma almam için çalışmam lazımdı ya. İşte bir süre burada çalışıyorum ben de. Anneciğim, peki daha ne kadar kalacaksın burada? Veysel abi, biraz beklettik ama beklettiğimize değdi sanıyorum ha? Değmek ne demek Erkut'um ya, değmek ne demek? İlaç gibi geldi valla. Gel bir daha sarılayım sana be. Gel sana bir daha sarılayım, gel. Oo, teşkilat toplanmış. Baba, bu paralar ne böyle? Oğlum, Erkut abin bizim 100.000'i ikiye katlayıp gelmiş. Ne? Erkut abi? Koçum, sen Erkut abini ne sandın? İkiye katlayacağız dedik, sözümüzü tuttuk. Hey be! Adamın kralı be! Adamın ham maddesi! Adamın Bugatti'si be! Lan oğlum, adamın boynunu kıracaksın yavaş ya. Baba. Bırak şunu, bırak. Senin avukatın daha bitmedi. Armut. Anneciğim, benim saçımı en güzel sen örüyorsun. Kiraz teyze de örüyor. Ama sen daha güzel örüyorsun. Hadi artık, ziyaret saati çoktan bitti. Abla biz kalkalım artık. İkinci kez uyardılar. Bizden başka kimse kalmadı. Sorun çıkarmasınlar şimdi. Anneciğim. Canım, yine geleceğiz anneni görmeye, tamam mı? Anneciğim, ben seni çok seviyorum. Ben de çok. Seni çok seviyorum anneciğim. Bir daha ne zaman geleceğiz biz? Ben sana bebek yapana kadar. Nasıl yani? Sen bir daha gelene kadar ben sana çok güzel bir oyuncak bebek yapacağım. Tamam mı? Tamam anneciğim. Thank you.
Melek abla, kendine dikkat et. Elif'im size emanet. Ona iyi bakın. Allah'ım ya, hala inanamıyorum ha. Şimdi orada tam 200 bin lira mı var? Tabii oğlum. Erkut abin sağ olsun. Vallahi bizi çok mahcup ettin be aslanım. Ne demek abi, lafı mı olur? Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz biz. Ben öyle bakıyorum olaya şahsen. Vallahi biraz bekledik ama beklediğimizde de fazlasıyla değildi biliyor musun? Eyvallah Erkut'um, eyvallah. Lafı mı olur abi? Neticede biz bir aile sayılırız değil mi abi? Öyle tabii, öyle. Baba, şimdi ne yapacağız? Yani parayı bankaya mı yatıracağız? Bankayla mankayla uğraşamam oğlum. Şöyle önümde dursun paralar. Vallahi abi, para senin. Paşa gönlün nasıl isterse, ister bankaya yatır, ister repo yap, ister devlet bonosu al. Nasıl istersen abi. Kalk lan. Gidelim şöyle güzel bir ziyafet çekelim. Karnımızı doyuralım oğlum. Vallahi süper olur baba. Hadi Erkut. Sağ ol abi, ben yedim geldim. Size afiyet olsun. Islatırız yalnız müdür. Ayıpsın be abi. Sen iste var ya, geceleri alemlere akarız icabında. Çekolar sizi. Parayı görünce nasıl da dipleri düştü. Durun siz durun. Her şey Zeynep için. Bakın bakalım biraz sefanızı sürün. Bırakayım, ondan sonra dönerim onlara. Çok uzun sürmez zaten. Bir saat sonra işim başlayacak benim de. Çok tutmam seni. Tamam. Kafede konuşalım o zaman. Senin için de daha rahat olur. Tamam. Melek, ne oldu? Kötü bir şey yok ya. Yüzünden düşen bin parça. Kötü bir şey olmadı. Kızım geldi bugün. Ya. Çok sevindim. Nasıl özlemişim onu. Nasıl? Özlemez mi insan? Tabii ayrılması zor gelmiştir. Hem de ne zor. Kızımı görünce her şeyi unutuverdim sanki. Canım kızım benim. Güzel yavrum. Seni görünce ne yaptı?
Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Biliyor musun? Büyümüş, boyu uzamış sanki. Ama doyamadım kuzum. Ondan ayrılması o kadar zordu ki. O an canımdan can gitti sanki. Haykırmak, bağırmak istedim. Yavrum benden ayırmayın diye ama. Ah, bilmez miyim? Buradaki herkes bilir ayrılığın ne demek olduğunu. Ama en azından iyi olduğunu gördün. Hasret giderdiniz ana kız. Baba oğul şeklimiz olsun ama değil mi? Ya baba. Lüks bir araba alalım ha. Ne diyorsun? Oğlum bu parayla var ya. Arabanın kralını alırız lan, kralını. Baba. HD televizyon böyle büyük ekranda alır mıyız ha? Ya vallahi artık sıkıldım bit kadar ekrandan televizyon izlemekten. Yani izlediğim dizilerde oyuncuların yüzlerini ayırt edemiyorum şerefsizim. Alırız oğlum. Televizyonu da alırız, buzdolabını da alırız. Evet be. Şöyle var ya, kendime kocaman bir televizyon koltuğu alacağım. Hani şu deri olanları. Uzanıp televizyonumu seyredeceğim. Baba artık almışken herhalde iki tane alırsın değil mi? Herhalde lan. Seni taburede oturtacak değilim ya. Sana da alacağım bir tane. Yalnız baba var ya, bu Erkut abi harbiden çok kral adammış ha. Bak adam paranızı ikiye katlayacağım dedi. Gitti parayı ikiye katladı valla. Yani biraz geç oldu ama iyi oldu, esaslı oldu. Harbi delikanlı adammış lan. Baba kim tanıştırdı size ha? Yani sana bu yolların kapılarını kim açtı? Tamam lan tamam. Hemen havalara girme. Ama armutluğun hala sürüyor. Onu ne yapacağız? Ayıp oluyor ama baba ha. Hem de sabah armut. Hormonsuz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne oldu? Ne anlatacaksın bana? Aslında ben seni merak etmiştim. Yani bir iki gündür tuhafsın. Senin için endişeleniyorum. Bir şey mi oldu? Bak benimle her şeyi konuşabilirsin biliyorsun değil mi? Yani ne olursa. Tabii ki. Yoruldum be Zeynep. Ruhum yoruldu. Ayşe abla, Melek ablanın başına gelenler, Elif. Haklısın. Yani ben de sürekli düşünüyorum ne yapabiliriz diye ama... Çok büyük bir sorumluluğun altına girdik Zeynep. Yanlış anlama ama... Bütün bunlar olurken... Baban ne yapıyor çok merak ediyorum. Yani daha önce de söylemiştim sana. Babam öyle bizimle pek ilgisi alakası olmayan kendi halinde biri. Keşke öyle olsa Zeynep. Ama Elif'i kaçıran o olabilir. Senin canını sıkmak için sormadım. Yok canım. Alıştım artık. Kendi derdinde derken çok mu çalışıyor? Yok canım yani. Ben bildim bileli babamın öyle belli bir işi falan yok. Kendi kazanır, kendi yer. İşte kaybedince de... Eskiden birlikte yaşarken sinirlenince bize çatardı. Ama şimdi... Şimdi? Şu otoyakım işinde değil mi? Peki ne değişti? Baban şu Erkut denilen adamla ortak değil mi? Evet. Ben iyi bir anne değilim Teslim'e.
kızıma yalan söyledim ben. İsteyerek yapmadım ki. Onu ne kadar çok sevdiğini ben bile anladım şu kadarcık zamanda. Bana anne burası fabrika mı, sen burada mı çalışıyorsun dedi. Hayır diyemedim ona. Ben yalan söyledim kızım. Ya ne diyecektin? Doğruyu söyleyip onun tertemiz dünyasını yıkmaya gönlün razı gelecek miydi? Sen doğru olanı yaptın arkadaşım. İnan bana. Yine tutamayacağım söz verdim. Onu öyle üzgün görünce... Ne yapayım? Söyleyiverdim işte öyle. Bir de bebek yapacağım sana dedim. Neyime güvenip söz verdiysem. Kızım çok yakıştı vallahi. Saçlarımı nasıl yapsam acaba? Tut bakayım elbiseyi şöyle üstüne. Ay ne güzel oldu böyle. Sana kaç kere diyorum. Dökme şu saçlarını gözüne gözüne diye. Bak yüzünün güzelliği ortaya çıktı vallahi. Niye? Böyle yakışmıyor mu? Ya yakışıyor canım benim ama. Sen en iyisi topuz yap. Değişiklik olsun. Güzel yüzün görünsün. Ama şey gibi, öyle balerin topuzu gibi değil yani. Yok artık, ne topuzu? Ben de kocaman kuş yuvası gibi bir şey yap demiyorum ki. Şöyle hafif salaş bir topuz. Bilmem, nasıl olur ki? Bence çok yakışacak. İyi, tamam. Çok güzel olacaksın. Millet sergide resimlerine değil sana bakacak yeminle. Abartma Feraye. Ay kimler olacak acaba? Sevdiğim insanlar olsun yeter. Meriç'im yanımda olsun da. Ya Feraye. Nasıl da düştü ya? Daha yapmadınız mı bakayım siz? Aa, daha saat çok erken amca. Hem biz film izliyoruz. Çok komik. Sen de izlesene. Ben size iyi geceler öpücüğü vermeye geldim. Ama bir şartım var. İlk kim dişini fırçalarsa önce onu öpeceğim. Ben. İyi misin Elifciğim? Konuşalım mı biraz? Elif, hala söylemeyecek misin bana? Kim götürdü seni? Babam mı götürdü? Sana kötü şeyler yaptık mı? Ya gece gözüme iki gıdım uyku girmedi. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Düşündükçe asabım bozuluyor. İyi. Sen de düşünme o zaman. Geçti bitti işte kızım. Ay rahatlığa bak ya. Ya sen hangi hakla bunu yaparsın? Şeyda, bu soruyu bir daha düşün istersen ha. Hayatımızı kurtardım ben kızım. Yakalansak ne olacaktı? Of, amma bıdı bıdı yaptın ha. Yakalandık mı? Yakalanmadık. Çocuğa da bir şey olmadı. Daha ne? Ya Elif gidip Erkut böyle böyle yaptı diye anlatırsa? O zaman ne yapacağız? Merak etme sen. Hiçbir şey söylemeyecek Elif. Bak Elif, şimdi seninle bir anlaşma yapacağız, tamam mı? Sana kim ne sorarsa sorsun,
Benden bahsetmeyeceksin, asla benim adımı vermeyeceksin, tamam mı? Bak, eğer tek kelime edecek olursan, ben çok üzülürüm Elif. Ben üzülürsem de anneni üzerim. Onu ağlatırım Elif. Lütfen Erkut amca. Anneme bir şey yapma. Tamam, bak bu senin elinde. Anlaştık mı? Hı hı. Aferin. Sen hiç merak etme. Tek kelime konuşmayacak çocuk. Hadi söyle bana. Aramızda kalacak söz. Tamam canım. Hadi. Yatağına yat o zaman sen. Saat geç oldu. Bu işi çözeceğim. Ne pahasına olursa olsun. Yok öyle. Yapanın yanına kar kalmayacak. Yavrusuna nasıl doyar? Aliye Hanım, kahvenizi yapayım mı? Yok Kiraz, şimdi kahveydi falan oyalanmayalım. Vaa, saç, makyaj, o biçim. Çok güzel olmuşsun Zibek Hanım. Heyecan var mı bakalım? Olmaz mı? Kızım nerede kaldın? Bir kuaför bu kadar saat sürer mi? Hadi git elbiseni giy, geç kalacaksın bak. Evet ya, biraz daha oyalanırsan canım, yarınki manşetler şöyle olacak. İpek Emiroğlu kendi sergisine geç kaldı. Şok şok şok. Tamam ya. Sizin dilinize düşecek mi? Hem sen hiç konuşma. Catering şirketi falan dedi, sattın beni kuaförde. Ne oldu, halloldu mu ya Ömer'in işi? O iş tamam patron. Aliye teyzeciğim, siz hiç merak etmeyin. Ben şimdi hazır ederim onu. Merakla bekliyoruz fıstıklar. Sonuçta halamın sergisine davetliyim yani. Çok şık olmam lazım. Ben de çok merak ediyorum İpek ablanın resimlerini. Öyle mi prensesler? Hadi hazırlanın o zaman. Tamam babaanne. Amca biz giyinelim. Sen de bak bakalım beğenecek misin? Fıstıklar siz hazırlanın. Benim çıkmam lazım. Aa. Sen gelmiyor musun? Geleceğim tabii ama küçük bir işim var halletmem gereken. Onu halledip sonra katılacağım size. O zaman orada buluşuruz. Tamam, orada buluşuruz.
Anne, benim çıkmam lazım. Geç kalma oğlum. Merak etme. Bakar mısın? Buyur abi. Ben Okan diye birini arıyorum. Devriye teyzenin oğlu. Tanıyor musun? Tanıyorum abi, komşuyuz. Bende bir emaneti vardı da eve baktım kimse yok. Okan nerelerdedir? Nasıl bulurum? O pek evde olmaz. Şurada bir eski top sahası var. Onun arkasında kuytu bir yer var. Oralarda olur. Tamam. Çok sağ ol. Veysel abi, ne haber ya? Sabah şeriflerin hayır olsun. Eyvallah Erkut'um, senin de. Abi yüzün gülüyor. Ya Erkut'um, benim gülmesinde kimin yüzün ya? Az beklemedik değil mi bugünü? Haklısın abi, haklısın. Abi, ayıptır sorması, ne yapacaksın o kadar parayla? Az buz para da değil hani ha. Vallahi önce bir eve çıkacağım. Gezdim, dolaştım. Bir yeri beğendim. Önceki gün emlakçıyla da anlaştım. Vallahi kralsın abi. Eyvallah. Hele şu anahtarı alalım, bir taşınalım. Akşamını evde ıslatırız. Ha? Oo, bomba. Ay, çok heyecanlı. Hadi bak bakalım, beğenecek misin? Ay, ne aldın acaba? Aç yavrum ya, aç işte. Ay, bu bayağı orijinal yani. Ne sandın yavrum? Yani kalkıp sana çakma parfüm alacak değiliz herhalde. Oh, sık bebeğim, sık. Ay, çok sıkmayayım Murat, bu çok pahalıdır. Ya sık be güzelim, sık işte. Allah be, Allah be. beğendin mi bakalım hediyeni? Ay, çok beğendim ya, teşekkür ederim. Ya dur bakalım güzelim, bu daha başlangıç. Oho, ben sana daha neler alacağım neler. Az bekle gör. Oh oh oh. Mis. Dur geleyim çekeyim içim azıcık. Oh, mis gibi be, mis gibi be. Murat. Gel gel. Oh, var ya böyle içime içime çekeyim de hani gece yanında uyuyormuşsun gibi hissederim belki. Ay serseri. Ne oldu? Niye arıyorsun beni? Sence o kadar işi babamızın hatırı için yapmadık herhalde. Ne diyorsun sen? Para diyorum, para. Sanki bir işi becerebildiniz de. Hop, orada dur bakalım. O işin kendimi tehlikeye attım. Ya yakalansaydım? Şimdi içerideydim. Yakalanmadın işte. Uzatma. Anlatamadım galiba. Biz eşya götürmedik. Çocuk kaçırdık. Ateşe attık kendimizi. Paramı istiyorum ben. Kaçırmadınız diyelim şunu. Size eşya bile teslim edilmiyormuş, onu anladık. Bir daha da beni arayıp rahatsız etme. Hanımım ne oldu? Yanlış numara diyorum, arayıp duruyor. Allah Allah. Ne oldu, sen niye geldin? Ali yanımlar hazır, kapıda var. Neredeler ama, geç kalacağız. Tamam, sakin ol. Kiraz nerede? Kimse yok ortada. Arzu! Babaanne! 5 dakika daha bekleyin, geliyoruz. Ama hadi halacığım. Anneciğim, pek geç kalmasın, siz çıkın. Ben çocukları alıp gelirim. Aa, tamam kızım. Hadi, biz çıkalım. Hadi kızım, gidelim. Ben hazırım Tuğçe. Sen nereye saçaklı? Ben de İpek ablanın resimlerini görmek istiyorum. Hadi ya. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Aliye hanımlar gitti herhal. Ben hazırım Arzu Hanım. Artık sizinle gelebilirim. Bu ne hal?
sergi için hazırlandım. Beğendiniz mi? Kim davet etti seni sergiye? Hem bu ne hal canım? Rezil mi edeceksin bizi orada? Bunun saçlarını sen mi yaptın? Evet. Şey, ben özendim ama. Rica edeceğim, özenme. Biraz haddinizi bilin canım. Şu hale bak. Hadi git çıkar üstünden şu paçavraları. Yemin ediyorum çıldıracağım. Anne hadi geç kalacağız. Hadi kızım. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ama İpek abla... Kes sesini. Sinirimi senden çıkarmayayım. Ama... Geç bakayım sen şöyle. Gel. Anne. Tuğçe hadi gidiyoruz. Anne ama Elif de gelecekti. Kes sesini. Gelmek istiyorsan sus sen de. Hadi. Ne olur abi bana 10 gram lazım. Sadece 10 gram. Söz parayı yarın getireceğim abi. Yürü git lan. Sana mal falan yok. Sen önce borcunu öde. Abi yanımda yok. Ama yarın hepsini getireceğim sana. Söz veriyorum. Okan bas git. Asabımı bozma. Yoksa çok fena yaparım. Eyvah. Sibir. Seninle bir derdim yok. Okan'a birkaç soru soracağım. Erkeksen gel bana sor lan. Hadi ben kaçtım. Nereye abi? Ya fazla gecikmeden şömlekçinin parasını vereyim. Başkasına filan kiralamasın yar biliyor musun? Eyvallah abi, kolay gelsin. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz abi. Gün sizin gününüz tabii. Sürün bakalım keyfini. Çıksana lan, ne korkuyorsun? Altına mı işedin lan yoksa? Çık da sıkayım kafana. Bıraksana lan beni it. Olay mıymış lan öyle konuşmak? Sen kendin kaşındın. Seninle bir derdim olmadığını söylemiştim. Çocuk nereye gitti? Bilmiyorum. Bilsem de sana söylemem. Söyle lan nerede o herif? Neysen nerede söyle çabuk. Ne bileyim nerede be bırak. Biliyorsun söyle dedim sana. Kardeşim niye laftan anlamıyorsun bilmiyorum işte yok. Nasıl yok? Kaçtı mı? Eline bir miktar para geçmiş. Bir müddet yokum dedi nerede olduğunu söylemedi. Bu yanında kalmayacak onun. Fare elinde girse bulacağım o adamı. Kim yaptıysa bulacağım. Asıl o zaman hesaplaşma neymiş göreceksiniz. Aferin sana Elif. Kimseye bir şey anlatmadın demek. Artık gerisini Veysel Efendi düşünsün, değil mi? Tuğçe! 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 Allah boş duranı sevmez. Bunlar ne? İşte. Bez. İplik. Düğme. Ne yapacağız bunlarla?
kızına bebek yapacağız. Bebek mi? Ama sen... Aması maması yok. Madem söz verdi, yapacağız. Nasıl yapacağız peki? Ben sana nasıl yapılacağını öğreteceğim. Kızım küçükken ona yapardım. Hatta bir keresinde kıvırcık saçlı olsun diye tutturdu. Yaptın mı peki? Yaptım tabii. Biraz uğraştırdı ama neyse işte. Bak önce şöyle alacağız. Umduğumdan kalabalık oldu. Şuraya bakın. Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu. Evet maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Değil mi İpekciğim? Tebrik ederim kızım. Daha niceler olur inşallah. Bundan sonraki sergiyi düşünemiyorum bile. Teşekkür ederim abi. Selim de ortalarda yok. Evet, geç kaldı. Ama gelir, merak etmeyin. Elif, o da gelmedi. Tuğçe ile kavga ettiler biraz. O da gelmek istemedi. Kiraz da onun yanında kaldı. Bu çocukların da sağ solu hiç belli olmuyor. Ne güzel anlaşıyorlardı. Ne oldu yine? İzninizle biz biraz davetlerle ilgilenelim. Hadi İpek. Tabii kızım. Siz işinize bakın. Ne oldu sana ya? Neden bu kadar mutsuzsun? Kızım bu senin en mutlu günün olmalı öyle değil mi? Şu kalabalığa baksana. Melih gelmedi diye mi böylesin? Gelir birazdan, işi çıkmıştır. Muhteşem bir eser İpek Hanım, tebrikler. Teşekkür ederim. Sakıncası yoksa bunu satın almak isterim. Üzgünüm. Bu tablo satılık değil. Öyle mi? Ne yazık. Ya ne yaptın sen ya? Neden öyle söyledin? Satılık değil mi şimdi bu resim? Satılık değil. Çünkü birine hediye edilecek. Bize çomak sokmak neymiş görürsün sen. Nerede kaldın oğlum? Geciktin ama. Biliyorum. Çok, çok özür dilerim. Önemli değil. Maşallah, maşallah. Bu ne kalabalık böyle? Ya amca, benim canım çok sıkıldı. Birazcık dışarı çıkalım mı? Niye sıkıldın? Elif nerede? Evde kaldı o. Ya amca, hadi ama çok sıkıldım ben. İpekciğim tebrik ederiz. Aa, siz de mi buradaydınız? Vallahi son dakika haberimiz oldu. Hemen geldik. İzninizle geliyorum hemen. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Of ya, beni niye buraya getirdiniz ki? Burası çocuklara göre değil. Tuğçe. Bir izin ver. Bak iki çift laf ettirmedin amcacığım. Hadi gel canım ben gezdireyim seni. Bak babaannenle amcan konuşuyor ama onlara biraz izin verelim olur mu? Elif'e anlatıyordun anne. Arzu çocuklarla arkamızdan gelecekti. Ama son anda Elif gelmekten vazgeçmiş. Allah Allah. Yengem nerede? Bak şurada telefonla konuşuyor. Ben biraz dolanıp çıkıyorum o zaman. Eve gidip çalışmam lazım. Zaten çok kalabalık. Sonra yine gelirim. Tamam oğlum, sen bilirsin. Git derslerine çalış, geri kalma.
Hoş geldin Selim. Al anneciğim. Sağ ol oğlum. Selim ateş almaya gelmiş. Kusura bakmayın abi. Benim gitmem lazım. İşlerim var. Onu bana değil, İpek'e söyleyeceksin. Etrafı çok kalabalık zaten. Ben sonra gelirim. Ne olursa olsun, fikrim değişmeyecek. Biz kendimizi tehlikeye attık. Paramızı istiyoruz. O kadar. Ne arsız insanlar mısınız be? Ne laftan anlıyorsunuz ne halden? Yeter. Selim miydi o? Nereye gitti? Eve gidiyor. İşleri varmış. İşleri mi varmış? Kardeşinin en önemli gününde. Kiraz'ın Elif oradan çıkarması lazım. Uf, hadi Kiraz açsana hadi. Şimdi böyle ararsın işte. Açmayacağım. Kahretsin. Neredesin sen? Tuvalete gittim hanımım. Anneciğim, benim başım çok ağrıyor. Müsaadenizle eve gideceğim. Tamam kızım. Günlerdir nasıl hazırlandığımı biliyor. Haklısın ama ya gerçekten önemli bir şey olduysa, yetişemediyse? O zaman arayıp mazeretini bildirirdi. Ya da hiç olmazsa bir mesaj atardı. Bu yaptığı çok kırıcı Feraye. Ne yapacaksın peki? Mesaj atacağım. Of. Sen bilirsin canım. Seni beklemek artık beni yaralıyor. Sen gelmedikçe ve yanında olmadıkça o yaralar kanamaya başlıyor. Ve tarifi mümkün olmayan bir acıya dönüşüyor. Kardeşim çaresizce o delikte kurtarılmayı beklerken ben senin yanında olamam pek. Olamam. Burada mı? Pardon. Bakar mısınız? Siz? Bu küçük yürek gözlerimde saklıdır dinmeyen acı. Dökülür yavaş yavaş Elif ya. Sahipsiz yaban ellerde kahrolur içim kanar. Ayrılık korulur yüreğimde yanar. Vurur yüzüme bitmez keder. Ne çare dinmez sancı. Al beni yanına, dön gel anne. Sahipsiz yaban ellerde